Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Benim kanalımda en güzel lezzetleri daha sağlıklı şekliyle bulabilirsiniz. Bu defa sizlere bu keki bulut kek yapımı gibi yaptım. Yani biraz daha farklı bir teknikle dokusuna bayılacaksınız. Şimdi yapılışına geçiyorum. Güzel bir kek yapmanın ilk püf noktası kullanacağımız tüm malzemelerin buz gibi değil oda ısısında olmasıdır. Yumurtaları ya da kullanacaksanız sütü yoğurdu en az yarım saat önce buzdolabından çıkarın lütfen. Oda ısısında 3 tane orta boy yumurtamız var. Yumurtaların aklarını sarılarından ayırıyoruz. Akları kabartacağız. O nedenle aklarına hiç sarı bulaşmaması lazım. Çok sıcak olduğu için yumurtalar artık böyle yumuşadı ve aklarından sarıları ayırırken Gördüğünüz gibi sarıdan biraz aklara bulaştı ama dağılmamış olduğu için hemen onu kaşıkla aldım ve yerine koydum. Aklara bir fiske tuz attım, daha güzel köpürmesi, kabarması için ve çırpmaya başladım. En fazla 1-1,5 dakika içerisinde akların böyle tıraş köpüğü gibi güzelce köpürüp kabarması lazım. Eğer çok daha uzun zaman alıyorsa, yapamıyorsanız büyük ihtimalle yumurtalarda bir problem var. Bir de Çırpacağınız kabın da kuru olması lazım. Mikserin uçlarının da kuru olması lazım. Birinden biri ıslaksa istediğiniz sonuca varamazsınız. Bakın güzelce sertleşmeye başladı ve hava çok sıcak olduğu halde şu kıvamda bırakabilirsiniz. Onu buzdolabına koydum. Şimdi yumurta sarılarına bir çay bardağı hurma özü koyuyorum. Hurma özü çok yoğundur. Bir çay bardağı bu kek için yeterli ama pekmez, bal ya da toz şeker kullanacaksanız lütfen buçuk çay bardağı koyun. Yumurta sarılarını hurma özüyle birlikte güzelce köpürtüyorum. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. İsterseniz zeytinyağı ya da fındık yağı istediğiniz herhangi bir yağ çeşidini kullanabilirsiniz aynı ölçüde. Hafifçe çırpıyorum. Baştaki o e, baloncukları çok söndürmek istemiyorum. Videoyu hızlandırdım. Şöyle yavaşça karıştırın mikserle. Şimdi sırada süt var. Bir su bardağından eksik. Yani dörtte üç su bardağı. Daha başka bir deyimle bir buçuk çay bardağı süt ilave ettim. Sütü de yine yarım saat önceden buzdolabından çıkarmıştım. Sütü de karıştırdıktan sonra un ilavesine başlıyorum. Ben keki yulaf unuyla yaptım. İstediğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Sonunda kıvamına dikkat ederek ekleyin. Bir su bardağı yulaf ununu tel çırpıcıyla şöyle bir karıştırıyorum. Bu mikserim çok fazla sıçratıyor. Ondan dolayı tel çırpıcıya geçtim. Siz mikserle yavaşça devam edebilirsiniz. İkinci su bardağı unu koydum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ediyorum. Bu yazlıktaki en iyi marka dediğimiz mikserim o kadar hızlı çalışıyor ki bütün malzemeyi sıçratıyor. Onun yerine yine kendi kışlık evimdeki marka mikseri aldım. O çok yumuşak karıştırıyor, çok da güzel sonuçlar veriyor. Yarım su bardağı daha yulafını ilave ediyorum. Mikserin çok iyi olması onun çok hızlı çalışması demek değildir. Şöyle yumuşak yumuşak çalışıp malzemeyi köpürtmesi lazım. Kıvamı görüyorsunuz. Hafif koyuca bir kıvam olacak. Çünkü az sonra akları karıştıracağız. Buzdolabından çıkardım. Çok sıcaktı. Sulanmasını istemedim. Görüyorsunuz kıvamı yine. Şimdi birkaç defa da ilave edelim. Yapımı o kadar zevkli ki her çeşit keki bu tarzda yapabilirsiniz. Çok daha farklı bir doku elde edeceksiniz. 2-3 defa da ben de ilave ediyorum. Alttan üste kabarttığımız akları söndürmeden karıştıracağız. Çok eskilerde çok üşenirdim ne fark eder ki deyip hiç aklarla yumurtaları ayırmazdım. Blogger olduktan sonra, YouTuber olduktan sonra bu farkı çok iyi anladım. Akları ve sarıları ayırarak yaparsanız bambaşka bir kek elde ediyorsunuz. Arada üşenmeyin böyle yapın keklerinizi. Beyazları iyice karıştırdığınızdan emin olun. O zamana kadar yavaşça gördüğünüz hareketlerle devam edin. Şu an bile dokunun farkını hissedebiliyorsunuzdur ki bu şekersiz bir kek. Eğer bunu bir de şekerle yaparsanız böyle fosur fosur bir doku elde edeceksiniz. Şimdi kalıbı güzelce yağlıyorum. Katı yağla da yağlayabilirsiniz. Benim gibi sıvı yağ ile de. Zeytinyağı elime geldi onunla yağladım. Her tarafını güzelce yağlayın lütfen. Bu kalıbım 24 cm fakat derinliği var. Şimdi harcı döküyorum. Yalnız harcın tamamını dökmeyeceğim. Üçte bir kadar kısmını bırakacağım. Şimdi ona kakao ekleyeceğim. Çünkü bunu iki renkli yapmak istedim bu keki. O yüzden en başta kakao koymadım. Kalan kısma 1 yemek kaşığı dolusu kakao koyuyorum. Kakao da un gibidir ve koyulaştırır. O nedenle şimdi birazcık süt ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı kadar. Yine diğer malzeme gibi beyazları söndürmeden karıştırmaya çalışıyorum. Tüm püf noktaları sizinle paylaşmak istiyorum ki benim kanalımı ziyaret edip tarifime karar veren Herkes tarifleri çok güzel yapsın diye. Şimdi hazırladığımız kakolu kısmı da üzerine boşaltıyorum. Şöyle gezdiriyorum ve tahta kaşığımın sapıyla da şekil veriyorum. Çatal ya da kaşıkla da bu şekli verebilirsiniz. Çok zevkli bir kek. Mümkünse hemen yapın. Aslında en alta ya da içine de ceviz serpebilirdim ama şu anda cevizi gördüm dolabın içinde ve dedim ki ceviz çok yakışır. Üstüne koyuyorum cevizi. Gerçekten de yerken onun ağza gelmesi çok daha güzel oldu. Cevizi de güzelce serptim. Bu esnada fırını yaktım. Bu keki 175 derecede fanlı ayarda pişireceğim. Buradaki fırınım da farklı. Kışlık evdeki fırında alt üst ve fanlı çalıştırabiliyorum. Ama burada sadece fan ayarı da var. Onunla pişireceğim. Ortalama 40 dakika sonra kekin içine bir baktım, kürdan soktum ve kupkuru çıktı. 35-40 dakikada pişer fanlı ayarda. Kapattım, hemen dışarı almayın. Kapağını açın, bir 5 dakika dursun. Direkt soğuk hava ile temas ettiği zaman kekler çökebiliyor. Şimdi çeviriyorum. Kalıbım döküm kalıp güzelce yağladığım için Sıcakken bile gayet kolaylıkla çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi dilimliyorum. Kek kalıbım çok derin olduğu için çok yüksek bir kek olmadı tabii ki. Bakın dokusuna daha ılık. O yüzden çok da sıkıştıramıyorum açıkçası. Yemesi ve yapması çok zevkli bir kek. Başta da dediğim gibi bunlar kalorisiz tarifler değil. Bunlar Zararlı beyaz şeker ve beyaz una alternatif sağlıklı tarifler. Kanalımda normal tariflerim de var. Oynatma listelerine bakabilirsiniz. Yüzlerce diyet ve sağlıklı tarifim var. Benim yıllar önce Türkiye birinciliği almış kuru fasulyeden pasta tarifim de vardır. Ayrıca sirke, yoğurt, kefir, maya yapımlarını da bulabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yalnız yanındaki bildirim zilini lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt mutfak olarak takip edebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.